ne olacağı belli. 2017'de söylediniz ama siz bir bunu. De şöyle, 2017 yılında Nisan ayında o şeyleri kurdular ya öbür tarafa. Kurmamıştılar daha abi. Ben ilk yazdığımda 2017 yılında sonra önceki sene kurdular galiba onları. Çünkü 2018'de baktım, kurdular. 2018'de kurdular. Kurduktan sonra baktım. Bakan diyor ki işte bu çift yönlü mü alacak diye çıktı. Herkes onu söylemeye başladı. Çünkü bir tarafta var, bu tarafa niye kuruyorsun? Dediler ki şey 15 Temmuz'dan sonra şey güvenlik nedeniyle dedi. Sizin gibi iktisatçılar yok efendim iki tarafta da alınca deyince bakan bak dönemin Ulaştırma Bakanı kesinlikle dedi ya. Kesinlikle yalan yazıyorlar. Biz güvenlik açısından koyduk, çift yönlü kesinlikle yok dedi. Sonra çift yönlü oldu. Biraz başardım orada. Bana göre şöyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bir geçiş 16,5 lira. Sana yüksek gelecek değil mi? Ama şimdi 8,5 liraya geçiyorsun. Geçtin dönmez. Dönme. Dön kardeşim dönme. Ne bakın yapayım? Ne yazmıştınız falan. O zaman? Şimdi o yazınızı açtım. Diyor ki İbrahim Kahveci, bütün otoyollar ve köprüler gidiş dönüş olarak fiyatlanıyor. İstanbul'da son yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli gidiş ve dönüşte çift taraflı fiyatlanıyor. Ve fiyatlar her iki geçişte de birinci ve ikinci köprüye göre iki katın fiyatında. Her iki geçişte yap işlet devret modeliyle özel sektöre araç garantili yaptırıldı. Yani bu yollardan ve köprülerden araç geçmediğinde ya da daha az geçtiğinde hazineden ödeme yapılıyor. Şimdi çift taraflı ya Yavuz Selim ve Avrasya Tüneli, onun için birinci ikinci köprüyü de çift taraflı yapmak zorundalar. Şimdi niye? Buralara araç sevk etmek için. İki, ha, Yavuz ha, tabii, oradan geçen tabii, buradan döner. Buradan döner. Ha, onun için ha, buralara da araç sevk etmek için. İkinci ve asıl önemli sebebi ise şimdi karayolları bu paraları ödüyor. Köprü, Kuzey Osman Gazi Köprüsü mesela, Osman Gazi Köprüsü'ne de %25 zam yaptılar. 147,5 liradan 184,5 liraya çıkardılar. Ama Osman Gazi Köprüsü'nün gerçek zammı %100'ün üzerinde. Şimdi niye 672 lira Uğur Emey'in hesaplaması? Osman Gazi Köprüsü'nün şu anda tek yön geçiş fiyatı 672 lira. Geçen vatandaş 184,5 lira ödeyecek. Üstünü az biz üstünü 84 milyon ödeyecek. Kars'taki arkadaşlar. Tabii tabii. Kars'taki, Hakkari'deki köprü ve Trabzon'daki, Samsun'daki. Bak bizim reis ne güzel köprüler peki, yolları şey yaptı diyor ya vatandaş. Kardeşim sen bir güzelce şu geçmediğin köprüyü... Cumhurbaşkanı bunları yaparken havaalanların köprüleri falan hep şunu hala söylüyor. Bakın cebimizden 5 kuruş para çıkmıyor. Bu müthiş bir model çıkmıyor. Bulduk. Yap, işlet, devret. Kasamızdan, devletin kasasından 1 lira çıkmıyor diye. 1 lira sana çıkmıyor. Sana yüzlerce evet. Nutkunu tabii. Söyleyebilirim. 1 lira çıkmıyor, milyarlar çıkıyor çünkü. Tabii. 1 lira çıkmıyor, söyledim. Milyarlar çıkıyor. Doğru söylemişsin. Evet, 1 lira hatta çıkmıyor. Hatta şunu söyleyeyim. Ben 2017, 18'de, 19'da, 2020 yılı zammını yaptıkları zaman dediler ki büyük zam. Şöyle söyleyeyim. 2015'te 3.40'tı Boğaz Köprüleri'nin geçişi. Şimdi 16,5. %385. Yıllık zam oranı %55'i geçiyor. Boğaz Köprüleri'ne. 7 yılda her yıl %50-55 zam yaptılar aslında ortalama olarak. 3.40'tan 16,5'a getirdiler. Niye getirdiler? Çünkü aynı zamanda eski otobanlar, ya bunlar bizim vergilerimizle yapıldı. Devlete vergi verdik ve devlet bunu bizim vergilerimizle yaptı. Artık bedava olması lazım. Bedavanın biraz üstünde niye olur? 3.40, 2.5, 3.40 niye olur? Bakım onarım var. Köprüler ve otoyolların bakım onarımı var. Çok masraflı. Bunu dediler 2020 yılında bakım onarım için. Bakım onarım için dedikleri zaman ben de gittim bakım onarım giderlerine baktım işte. Ya niye bakıyor? Hep ben şimdi niye bakıyor? Sana bakın kim niye baktı ya? Şimdi arkadaşlar biraz önce verdiniz ya Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tablosunu. Bir karış böyle bak, büyük rakamlı bir tablo var. Bakıp onu söyleyeceğim. Bakmıyorlar mıymış? Bakın şimdi yani. Burada ne var biliyor musunuz? Burada çok köprülerden var. Geç mesela köprülerden geçen araç ve ne kadar araç geçmiş 2019 yılında 117 bin araç geçmiş. 117 tamam. Milyon araç geçmiş. İşte 425 milyon lira para bırakmış. Böyle şeyler, tablolar. İşte otoyollardan ne kadar geçmiş? Otoyollardan ne kadar gelir elde edilmiş? 1 milyar 581. Toplam 2 milyar para. 2019 yılı. Bu Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sitesi. 2 milyar para.
bu 2019 yılı ve 2020 yılına zam yaparken diyorlar ki bakım onarım gideri için büyük zam yaptılar. Bakım onarım gideri ne? Burada yok da başka yerde vardı. Bakım onarım gideri neydi biliyor musunuz? 200 milyon lira. Şimdi 200 milyon bakım onarım gideri için 2 milyar para topladıkları köprü otoyollara büyük zam yaptılar. Ben de bunu açıklayınca bir kanalda. Bakın son tarihi 2019. Bir daha Karayolları Genel Müdürlüğü veriyi yayından kaldırdı. Doğru. Öyle mi? Artık yayınlanmıyor mu? Yayınlanmıyor bu. Bu 2019'dan sonra yayınlanmıyor. Ben bunu açıkladım ve ondan sonra Karayolları. Ya bu tür şey. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı benim veri kullandığı birçok şeyleri yayından kaldırdı. Karayolları Genel Müdürlüğü kaldıracak. BOTAŞ kaldıracak. BOTAŞ bilançosu yayından kaldırıldı. BOTAŞ bilanço yayınlanmıyor da. Şimdi bu para neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu şeyde fiyat 7 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Köprü geçişi. Köprü geçişi. Bakın 2 milyar bu ne demek biliyor musunuz? Boğaz ve otoyollardan şu anda yılda elde edilen eski ama Demirel ve Özal dönemi yapılmış dediğimiz o hani onların isimleriyle şey olmuş o dönemlerde olduğu için hani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özal'ın döneminde yapılmış imzasını atmış. Birinci, ikinci Boğaz Köprüsü ve Ankara İstanbul otoyolu dahil bu buralardan alınan parayla yılda bir yılda bir Osman Gazi Köprüsü yapıyorsun. Düşün. Evet. Bir yılda bu paralarla bir Osman ne yapıyor? Şu anda İstanbulluya diyor ki hükümet, ey İstanbullu sen benim adayımı seçmedin değil mi? Dedi. Al sana ceza. Al sana ceza. Ben senden Boğaz Köprüsü'nden geçen İstanbul'da işe bir oradan bir bu yana giden vatandaş arabasıyla gidip geliyor ya. Ben senden Osman Gazi Köprüsü'nün parasını da alırım. Yavuz Selim'in parasını da alırım. Kuzey Marmara Otoyolu'nun parasını da alırım. Niğde Otoyolu'nu alırım. Niğde Otoyolu'nda parasını alırım diyor. Ben senden çatır çatır parasını alırım. Evet. Bugün Fikret Bilan'ın yazısının başlığında dedi. Tüyü hiç bağırtmadan kazın. Kazın tüyünü bağırtmadan yolarım diyor. Evet diyor. Ben senden diyor. Ama kaz da bağırmaya başladı yani. Yeni bağırmaya başladı. Yeni yani. Şimdi gelelim şeye. Şöyle toparlayalım bu zam konusunu. Biliyoruz ki Mehmet Tezkan size de onu sorayım. Bu zam oranları 1 Ocak'ta açıklandı. 31 Aralık'ta eğer açıklansaydı ne olacaktı? Aralık ayı enflasyonuna girecekti. Değil mi? Yani burada bir oyun çevrildi. Tabii bir oyun. Burada bu. Bir oyun tabii. Çevrildi. Buna ben elektriğe bu dışında, kadar beklettiler. Evet. Gümbürt diyor. Vicdansızlık. Kasım ayında elektrik %40-50 zam diyordum Kasım ayının başında. Ekim ayının sonunda pardon düzeltiyorum. Evet. Ekim ayının sonunda 3 aylık tarife olduğu için. Orada %40-50 zam yapsaydı da bu kadar zam gerek kalmazdı. Evet. Çünkü Aralık ayı enflasyonu yani saat 10'da açıklanacak. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon.